Videomuzun kaynağı olan Lanetli Kule kitabını takipçilerimizden 10 kişiye kronik kitap aracılığı ile hediye etmek istiyoruz. Çekilişe katılmak için kanala abone olup linkteki formu doldurarak kayıt olabilirsiniz. Sonuçları ise Twitter ve Instagram hesabımızdan öğrenebilirsiniz. Kronik Kitap ve DFT Tarih Ortaklığı'yla kaliteli tarihin keyfini çıkarmak için bizleri takipte kalın. 1291 yılı baharında kutsal topraklardaki Haçlılara karşı Müslümanların o zamana dek topladığı en büyük ordulardan biri Akka şehrine doğru ilerlemekteydi. Orduda sadece süvariler, piyadeler, uzman levazım askerleri değil, Haçlılara karşı yapılan son yürüyüşte yerini almak isteyen gönüllüler de vardı. Sefere ilham veren şey, uzun bir aradan sonra tekrar dirilen kutsal savaş duygusuydu. Akka önlerinde Hilal ve Haç son kozlarını paylaşacaktı. Haçlılar. 1095'te Papa II. Urbanus, Fransa'da Clermont yakınlarında bir alanda, Hazreti İsa'nın yaşayıp öldüğü Kudüs'ün kurtarılması için çağrıda bulunduğu o kışkırtıcı ayinindeki vaazında, Batı Hristiyanlığının düşünce dünyasında doğuya gitme fikrini ateşledi. Bu fikir çok kısa sürede pek çok Avrupalının doğuya karşı ilgisini arttırdı. Ardından yüksek orta çağın en büyük olayı olan Haçlı seferleri başladı. Elbette bu seferlerin sebepleri sadece Papa'nın çağrısı değildi. Bunalımda olan Avrupa, doğuyu bir cennet olarak görüyor ve bu cennetin nimetlerinden bir parça da olsa koparabilmek istiyordu. 1096-1099 yılları arasındaki 1. Haçlı Seferi'nde baron, lord, papaz, fırsatçı, maceracı, çoluk çocuk pek çok Avrupalı, Orta Doğu'ya doğru 3000 kilometrenin üzerinde bir yolu meşakkatli bir şekilde aştı. Çok yorulmuş ve sefil duruma düşmüş Haçlılar, beklenenin aksine 1099 yılında Kudüs'ü ele geçirip Müslümanların ve Yahudilerin cesetlerini çiğneyerek Mabet Tepesi'ne çıktılar. Haçlılar çok büyük kayıplar verseler de sonunda istedikleri topraklara böylelikle ulaşmışlardı. Haçlılar Kudüs'ü zapt ettikten sonra soylu komutanlar, alınan yerlerde Latin krallıkları ve prenslikleri kurdular. Böylece Akdeniz'in doğusundaki bu kutsal topraklarda Haçlıların siyasi varlığı başladı. İkinci Haçlı Seferi ise 1147-1149 yılları arasında gerçekleşti. Musul Atabeyi İmadüddin Zengi'nin 1144 yılında Urfa'yı ele geçirerek bir Haçlı devleti olan Urfa Kontluğu'na son vermesi üzerine Haçlılar Avrupa'dan yardım istediler. Almanya İmparatoru 3. Konrad ve Fransa Kralı 7. Louis orduların başına geçerek 2. Haçlı Seferi'ni başlattılar ve Anadolu'ya geldiler. Fakat bu sefer Avrupalılar için bir hezimet oldu. Kutsal toprakların Müslümanların elinde olması nasıl Hristiyanların buralar için savaşma arzusunu arttırmışsa, buraların Hristiyanların eline geçmesi de aynı şekilde Müslümanların buralar için savaşma arzusunu arttırdı. Bu arzuyla yanıp tutuşan en mühim isim Selahaddin Eyyubi oldu. Kudüs'ü alıp Latinleri buradan kovmayı kafasına koyan Selahaddin, çıktığı seferler sonucu başarılı olup Kudüs'ü ve pek çok Latin yerleşkesini ele geçirdi. Böylelikle coğrafyanın en unutulmaz isimlerinden birisi olmayı başaran Selahaddin, prestijini de arttırdı. Haçlıların yaşananlara karşı hamlesi ise 3. Haçlı Seferi oldu. Avrupa'nın taçlı liderleri Fransa Kralı Philip ve İngiltere Kralı Richard gibi pek çok ünlü ismin katıldığı bu sefer devasa bir mücadeleye dönüştü. Deniz savaşları, meydan muharebeleri, kuşatmalar, çıkarmalar, baskınlar hepsi bu çetin mücadelenin içinde yaşandı. En ünlü Haçlı seferlerinden birinin parçası olan bu çarpışmalar zinciri sonucunda Avrupalılar istediklerini alamayarak bölgeden boynu bükük şekilde ayrıldılar. Haçlılar yenilmelerine rağmen hatırı sayılır bazı kazanımlar elde etmişti. Bunlardan en önemlisi de Akka şehriydi. Lütuf. Selahaddin Eyyubi'den sonra durum hiçbir zaman eskisi gibi olmadı. İki tarafında kutsal savaş isteği söndü. İşler biraz daha yumuşamaya başladı. Kudüs'ü kaybeden ve Akdeniz sahilindeki dar bir şeride sıkışan Haçlı yapıları için bu noktadan sonra asıl merkez Akka oldu. Akka gerek bölgeden aldığı göç, gerek ticaret hacmi, gerek de Batı ile bağlantı noktası olması sebebiyle giderek büyüdü. Bu şehir klasik bir Avrupa Hristiyan şehri olmaktan daha ziyade melez bir Orta Doğu metropolüne dönüştü. Müslümanlarla yapılan büyük savaşların ardından gelen yumuşama dönemi buranın çehresini epey değiştirdi.
Haçlılar güçlerinin çoğunu kaybetmesine rağmen bölgedeki varlıklarını korumayı başardılar. Müslümanların da kullandığı liman şehirleri sayesinde ekonomik olarak varlık gösterdiler. Aynı zamanda parçalanmış Eyyubi melikler arasında denge politikası güderek doğunun çetrefilli siyasi yapısına ayak uydurdular. Bölgede varlık gösteren farklı şövalye tarikatları sayesinde de askeri olarak kendilerini koruyabilecek topluluklar oluşturdular. Batılıların ise deniz ötesindeki bu topraklara ilgisi giderek azalmaktaydı. Avrupa, imparatorlukların ve ulus devletlerinin birleşmesine tanıklık ediyordu. Papa'nın Haçlı seferleri çağrıları ya eskisi kadar karşılık bulmuyordu ya da yapılan Haçlı seferleri kutsal topraklardan ziyade farklı bölgelere odaklanıyordu. Mısır üzerinden yapılmaya çalışılan seferler ise büyük hezimetlere yol açmıştı. Avrupalıların kutsal topraklara ilgisizliği, aralarındaki sürtüşmeler, Haçlı coğrafyasındaki Venedik, Ceneviz, Pisa gibi ticaret kolonilerinin çekişmesi, şövalye tarikatlarının arasındaki anlaşmazlıklar, Kudüs'ün tekrar alınmasını imkansız kılmaktaydı. Müslümanların cephesinde de durum aslında pek farklı değildi. Selahaddin'in ardılları Haçlılarla savaşmak yerine onlarla uzlaşıp kendi aralarındaki sorunlara yöneldiler. Bölgedeki Latinlerle yaşama alışkanlığı kazanan Eyyubi melikleri zaten isteseler de Haçlıların elindeki şehirleri alamazlardı. Çünkü bunu başarabilecek bir birlikten yoksundular. Eyyubiler gibi diğer Müslüman devletler de birlik olmaktan çok uzak oldukları için birleşip buraları tekrardan almaları çok zordu. Akdeniz sahillerinde ahval böyleyken Asya'nın göbeğinde güç dengeleri temelinden sarsılmaya başladı. 13. yüzyılın başlarında Moğollar her şeyi önlerine katıp süpürerek batıya ilerlediler. Önlerindeki Türk topluluklarını da yerlerinden ettiler. Bunun yansımaları İslam coğrafyasında kısa süre sonra hissedilmeye başlandı. Moğolların büyük zararlar verdiği ve yerinden ettiği Türk topluluklarından birisi de Kıpçaklardı. O sıralarda Karadeniz'in kuzeyinde varlık gösteren Kıpçaklar, çevre toplumların baskıları sonucu esir düşüyor ve köle pazarlarında satılıyorlardı. Savaş kabiliyetleri son derece yüksek olan bu esir Türkler, belli bir noktadan sonra Orta Doğu'daki İslam devletlerinde istihdam edilmeye başlandı. Onları ordularında kullanmaya başlayan devletlerden birisi de Mısır'daki Eyyubilerdi. 13. yüzyılın ortalarına doğru Memlükler dediğimiz bu köle asker grubu Kahire'de yönetimi ele geçirip Mısır'ın yeni hakimleri oldular. Onların Mısır'a hakim olmalarıyla da Müslüman Haçlı mücadelesinde yeni bir sayfa açıldı. Bu ilk kuşak Sünni Müslümanlar bir anda yeni dinlerine muhtevi coşkusu getirdiler. Her bakımdan çökmekte olan İslam medeniyeti sadece Karadeniz'in kuzeyinden gelen Kıpçak Memlükleri sayesinde değil, batıya göç eden tüm Türk toplulukları sayesinde yeniden toparlanma evresine giriyordu. Ünlü tarihçi İbn Haldun'un da dediği gibi İslam'ı canlandırmada Türkler Hızır gibi yetişmişti. O, doğru bir tespitle Türkleri, Tanrı'dan İslam'ın tükenmekte olan nefesini canlandırmak ve Müslümanların birliğini yeniden sağlamak için tam vaktinde gelen bir lütuf olarak görüyordu. Mısır'ın Aslanları. 1250'de Mısır'da iktidar olan Memlükler, ilk yıllarında tüm Asya'yı tehdit eden Moğol istilasıyla karşı karşıya kaldılar. Esip gürleyen Moğol orduları, Suriye'nin pek çok noktasını yağmalarken Mısır'a da girmeyi düşünüyorlardı. Fakat Moğolların iç sorunları buraya daha az odaklanmalarına neden oldu. Mısır üzerine gönderilen birlikler ise Kutuz önderliğindeki ordu tarafından 1260 Ayn Calut'ta durduruldu. Moğolların Mısır'a girmeleri engellenmişti. Ama tehlike daha tam olarak geçmemişti. Ayn Calut'tan kısa süre sonra Memlüklerin başına Baybars geçti. Türk tarihinin en mühim ve parlak isimlerinden Baybars, ne bazı Haçlıların Moğollarla ittifak kurmalarını unuttu, ne de Moğolların Halep Camii'ni yakmasını. Ayakta kalabilen Haçlı devletleri, çok geçmeden istikrarlı ve güçlü bir Türk hanedanıyla ve Baybars'ın şahsında 17 yıl boyunca hüküm sürecek amansız bir düşmanla yüzleşecekti. Tahta geçen Baybars, olası bir Haçlı-Moğol ittifakının sonları olacağını açıkça gördüğü için derhal işe koyuldu. Yıllardan beri esamesi okunmayan kutsal savaş ruhu onun sayesinde geri dönmüştü. Haçlı topraklarına yaptığı seferler sonucunda başta Antakya olmak üzere pek çok baron ve kontun elinden topraklarını alırken, Haçlı şövalyelerinin de alınmaz eden muhkem kalelerini teker teker düşürdü. Buraları alırken halkın gözünün yaşına da bakmadı ve acımasız faaliyetlere girişti.
onun hedefi düşmanlarının kökünü tamamen kazımaktı. Böylece Orta Doğu'daki Haçlı varlığı sadece sahildeki birkaç kente kadar daraldı. Baybars'ın ekonomik ve fiziksel izolasyon taktiğiyle paniğe kapılan Haçlılar iyice kapana kısıldılar ve Avrupa'dan yardım istediler. Fakat yardıma gelen İngiliz prensi Edward'ın da içinde bulunduğu ufak bir Haçlı ordusu, kurda dalaşan köpek yavrusu misali kuyruğunu sıkıştırarak geri döndü. Baybars'ın ardından onun bayrağını devralan Sultan Kalavun, artık sahil şeridinde zar zor tutunan Haçlı kalıntılarını temizlemek için Selefi'nin yolundan gitti. Bütün Suriye'yi elde etmek için Sencen şövalyelerinin Morkap'taki kalelerini 1285'te ele geçirdi. Sonrasında da Trablusçam'ı ve yakınındaki Batrun Kalesi'ni ele geçirdi. Kalavun'un seferlerinden sonra Haçlıların kutsal topraklardaki 200 yıllık mücadelesinden geriye mühim nokta olarak sadece Akka kalmıştı. Onlarca savaştan, feda edilen yüz binlerce candan, yaşanan sayısızca şeyden sonra sadece Akka. Bu sahil şehri, Haçlıların Hazreti İsa'nın topraklarındaki son gözyaşı damlasıydı. Ve onun da yanaklardan süzülüp akması Kalavun'un iki dudağının arasındaydı. 1290 yılında tüm hazırlıklarını yapan Türk Sultanı için geriye sadece ayağını atının üzengisine atıp yola çıkmak kalmıştı. Ki Sultan da öyle yaptı. Saltanatını taçlandıracak son başarı için debdebeli bir törenle Kahire'den Haçlılarla son savaş için yola çıktı. Fakat gelin görün ki ayağını adeta taşlayan Kalavun yolda dizanteriye yakalanıp vefat etti. Akka ise son bir kez daha kurtuldu. Akka kuşatması. Kalavun'un ardından yerine küçük oğlu Halil geçti. Memlüklerin geleneğine aykırı şekilde tahta çıkan Halil kendini ispatlamak istiyordu. Bu yüzden hiç vakit kaybetmeden babasının başlattığı seferi devam ettirmeye yemin etti ve orduya tekrardan toparlanması için emir verdi. El-Eşref Halil'in en büyük avantajı, kendinden önceki yarım asır boyunca Baybars'ın ve Kalavun'un mükemmelleştirdiği askeri organizasyon yöntemleriydi. 1291 başında hazır olan Memlük ordusu, Mart ayında Şam'da toplandı. Sultanın da Kahire'den kalkıp buraya gelmesinin ardından Nisan ayı başında Akka önlerine varıldı ve Sultanın kırmızı çadırı kurularak Akka kuşatmasına başlanıldı. Düşmanları kuşatma için hazırlanırken Haçlılar da boş durmamış, Avrupa'dan yardım istemişti. Ama bu yardım çağrısına kimse kulak asmadı. Levant'taki son Latinler tek başlarınaydılar. Haçlılar, bini süvari, gerisi piyadelerden oluşmak üzere toplam 15 bin kişilik bir savunma ekibine sahipti. Baybars'ın kuşattığı kalelerin savunmacılarının nadiren bini geçtiği düşünülürse Akka'yı savunanların gücü ortadaydı. Şehir savunmasının en mühim noktaları her birinin tek tek öyküsü olan kulelerdi. Ve bu kuleleri şehirdeki şövalyeler aralarında paylaşarak savunacaktı. Bu şövalye gruplarının her birinin kendilerine has kıyafetleri vardı. Tapınakçılar cübbelerinde beyaz üzerine kırmızı haç, hospitaliter şövalyeleri kırmızı üzerine beyaz haç, Töton şövalyeleri ise siyah üzerine beyaz haç kullanarak savunmadaki yerlerini almışlardı. Aynı zamanda orduda paralı askerler, Kıbrıs kralının yolladığı piyadeler, savunma savaşlarının olmazsa olmazı arbaletçiler ve teknik işlerden sorumlu mühendisler de vardı. Türklere gelecek olursak onların ordu mevcudu abartılar arasında pek de bilinememektedir. O günlerde savaşa şahit olanlar, şehir burçlarından bakıldığında tüm ovanın birbirine sık çadırlarla dolu olduğunu söylemektedir. Memlükler o kadar kalabalık ve organizeydiler ki yüzden fazla mancını ve on binlerce askeri savaş pozisyonuna sokup siperler oluşturmaları yaklaşık 8 günlerini aldı. Hazırlıklar bittikten sonra Memlükler muazzam bir bombardımana başladı. Mısır ordusunun yüzden fazla mancını arasında envai çeşit silah vardı. Hepsi farklı tasarımlar ve özelliklere sahip bu mancınık türlerinden birkaçı İfrenç, Şeytani, Karaboğa ve Lübeh'ti. Haçlılar rakibinden bu denli yoğun ve güçlü bir mancınık bombardımanı beklemiyordu. Gördükleri karşısında şaşkına döndüler. O sırada Memlüklü lağımcılar bazı surlar altına dehlizler kazıp bu surları çökertmeye başladılar. Savunucular deniz yoluyla Kıbrıs'tan ve Avrupa'dan devamlı takviye almaktaydılar. Ama savunucu sayısı gene de Sultan Halil'in ordusunun yanında küçük kalmaktaydı. Akka'daki konsey, mancınıklar karşısında aciz kalınca Nisan ortasında denizden destekli Huruç hareketleriyle düşmanı bozmaya karar verdi.
15 Nisan gecesi tapınak şövalyeleri sürpriz bir huruç hareketine girişti. Birlikler Hama kuvvetlerinin kampına kadar geldi. Ama bu kampta gece görüş eksikliği dolayısıyla atları çadır iplerine takılıp tökezlemeye başladı. Kendilerini toplayan Memlük askerleri Haçlı birliklerine hücum edip onlara büyük zayiat verdirdiler. Birkaç gün sonra hospitaliter şövalyeleri de gece huruç hareketine giriştiler. Fakat önceki saldırıdan ders çıkaran Mısır ordusu meşaleler ve ateşler yakarak bu sürpriz baskının etkili olmasını önlediler. Bundan sonra Haçlılar gece huruç baskınlarının hiç sonuç vermediğine karar vererek bu türlü hücumlardan kaçındılar. Amansız mücadelenin sur önlerinde ve burç tepelerinde devam ettiği sırada 5 Mayıs'ta Kıbrıs Kralı ve kağıt üstünde Kudüs Kralı 2. Henry, 100 süvari ve 2000 piyade takviye taşıyan 40 kadar gemiyle Kıbrıs'tan Akka'ya geldi. Fakat 2. Henry de Akka savunmasının imkansızlığını gördü. İşler daha da kızışınca kral, karşı tarafa müzakere için elçiler yolladı. Sultan Halil, eğer Akka barışla teslim edilirse kalede bulunan herkesin hayatını bağışlayacağını bildirdi. Fakat taraflar uzlaşamayınca mücadele son hızıyla devam etti. Lağımcıların gayretleriyle birçok kule altına dehlizler açılmıştı ve bu dehlizler tahta direk desteklerinin yakılması ile çökertilmeye başlandı. 8 Mayıs'ta Kudüs ve Kıbrıs Kralı 2. Henry'nin savunduğu Kral Hugh Kalesi korunmayacak harabeye dönmüştü. Savunmacı kral kuleyi tamamıyla yakarak oradan çekildi. O hafta içinde St. Anthony Kulesi, İngiltere Kulesi, Blois Kontesi Kulesi ve St. Nicola Kulesi çökme alametleri göstermeye başladı. Kral 2. Henry Kulesi 15 Mayıs'a kadar dayandı ve dış duvarı o gün çöktü. Halkın bir kısmı mabetlere doluşmuş kentin düşmemesi için dua ederken, parası olanlar ise ticaret gemileri vasıtasıyla şehirden kaçmaktaydı. Savunmacıların morali ise her geçen gün düşüyordu. Onlar bunca yıpratma hareketinden sonra artık nihai bir taarruzu beklemekteydiler. 18 Mayıs sabahı borular ve davullar eşliğinde Memlük ordusu bir genel hücuma geçti. Surlara dayanan Türkler ve Haçlılar arasında eşine belki de bir daha rastlanmayacak bir mücadele yaşandı. Saldırı öyle güçlü ve yoğundu ki surlardan Rum ateşi atanlar bunu çok sık ve hızlı yapmak zorunda kalmıştı. Rum ateşi bir kere isabet ettiğinde onu söndürmek çok güçtü ve sur dipleri yanarak sağa sola koşturan askerlerle doluydu. Rum ateşlerinden çıkan duman tüm surları kaplamış, askerler birbirlerini dahi göremiyordu. Bu epik harp tablosunda görünen tek şey, gri bir duman bulutun içinde ateşler saçarak uçan ejderhalardı. Memlük ordusu çok kayıp vermesine rağmen nöbetleşe savaşması sebebiyle saldırı süresini daha uzun tutabilirken karşı taraf erimekteydi. Okları, taşları, Rum ateşleri, moralleri ve güçleri iyice azaldı. Memlükler iç surda, kale içinde bulunan büyük lanetlenmiş kuleye kadar ilerlediler. Geri çekilen tapınak ve hospitaliter şövalyeleri sur ve kuleleri geri almak için tekrar tekrar karşı hücum yaptılar. Ama hepsi başarısız oldu. Kral 2. Henry ve hospitaliter şövalyeleri büyük üstadı gemilerine binerek Akka'dan kaçtılar. Akka'da bulunan asiller ve zengin tüccarlar denizde bulunan Haçlı gemilerine kendilerini, servetlerini ve ailelerini bindirerek kaçmak için tüccarlara büyük servetler verdiler. 18 Mayıs günü daha gece olmadan 43 gün süren bir kuşatmadan sonra Akka Kalesi tekrar Müslümanların eline geçti. Şehir o gün kaos ve hengame yaşadı. Baba oğlunu, kardeş kardeşini, karı kocasını düşünmüyordu. Herkes kendi canının derdine düşmüş, kaçmak için fırsat aramaktaydı. Akka'nın Hristiyan halkı için şehrin düşüşü elbette bir felaketti. Şehre giren Memlük askerleri pek çok Hristiyan'ı kılıçtan geçirip pek çoğunu da esir aldı. Mısır ordusunun eline geçmeyen tek bina, çok müstahkem bir iç kale şeklinde olan ve şehrin batısında sahilde bulunan Tapınak Şövalyeleri merkezi oldu. 28 Mayıs'ta da buranın alınmasıyla Akka'nın fethi tamamlandı. Haçlıların kutsal topraklardaki son büyük kalesi de işte böyle düştü. Akka'nın alınmasından kısa süre sonra Sur, Sayda, Beyrut, Hayfa ve Tartus'taki küçük Haçlı garnizonlarının alınmasıyla Orta Doğu'daki 200 yıllık Haçlı macerası bitti. Haçlıların son direnişini yaptığı Akka surları da Haçlıların kendileri gibi tarihe karışıp gitti.
konunun daha detaylı anlatımını ve Haçlılarla ilgili pek çok ilginç bilgiyi Lanetli Kule kitabında bulabilirsiniz. Edinip okumanız dileğiyle. İyi günler.